Bugünkü videomuzda size camdan çizik almayı nasıl işleyeceğimizi anlatmak istiyorum. Bu videoyu ne zamandır çekmek istiyorum fakat çok detaylı bir video olamıyor. Çünkü her zaman bir cam çizine rastlamak çok mümkün olmuyor. Bir de maalesef hani camdan çizik nasıl alınır bunların detayları çok net değildi bu zamana kadar. Bir araştırma süreci gerekiyordu ve cam çizik gideren firmalar bunların kesinlikle sırlarını vermek istemiyordu açık konuşmak gerekirse. Araştıra araştıra, deneye yanıla tam yöntemlerini bulduk. Bunların eğitimlerini yaklaşık 5000 lira, 10.000 liraya veren de var. Aslında çok zor bir olay değil. Deniyorsunuz, olmuyor ya da cam çatlıyor, sonra vazgeçiyorsunuz. Aslında hiç gerek yok. Basit yöntemleri var. Öncelikle camdan çizik alacağınız camın kesinlikle ve kesinlikle çizik alacağınız yarı bölgede bir taş izi, bir çatlak, herhangi en ufak hata olmaması gerekiyor. Bunu çok dikkat edin. Eğer ki bir taş izi olursa ısıttığınız anda bir anda o taş izi veya çatlak ilerler ve kaş yapayım derken göz çıkarırsınız. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunda kullanılan malzemeler, zımparalar kullanılır. Çok derin çiziklerde 360, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 diye gidilir. Hafif yüzeysel çizikler videomuzda da göreceksiniz. Onda 1000'den başlanır. 2000, 3000 diye gidebilirsiniz zımparalarla. En sonunda da seryum oksit kullanırsınız. Seryum oksiti, yani bir siz silecek çiziği gidereyim, kesinlikle gidermez, bilginiz olsun. Seryum oksit 2000, 3000 zımparanın yaptığı zımpara izlerini alır. Camdaki matlığı alır. Hafif fırça çiziklerini alır ama silecek çiziğini, böyle hafif derinimsi çizikleri ve derin çizikleri kesinlikle almaz. Bunu baştan netleştirelim. Şimdi şöyle orta bölgede bir çizik olduğunu düşünelim. Öncelikle alttan ışığı tutuyoruz. Camın iç tarafından onu ispirtolu kalemle çiziyoruz. Yuvarlak içine alıyoruz. Yuvarlak içine aldıktan sonra 1000 zımpara ile beraber oraya giriyoruz. Hafif hafif genişlete genişlete çizdiğimizi alıyoruz. İlk katta. Fakat burada 1000 zımparanın yeni olduğundan dolayı hafif böyle daha derin çizebilir. Işık altında ona bakıyoruz. Derin çizdiği yerleri devir biraz düşürtüp o çizdiği yerleri de zımparanın hani fazla derece çizdiği yerleri de kademe düşürerek alabiliyoruz. Burada zımparayı 2000 devir, 1500 devir çevirmemize gerek yok. 1000 devire sabitleyip rahat rahat yavaş yavaş kendi yaptığı çizikleri de yavaş yavaş alıyoruz. Sonra bir kademe üste geçip 2000 zımparaya veya 1500 zımpara geçebilirsiniz. Ve alanı bir miktar daha genişletiyorsunuz. Yani 1 santim, 1,5 santim genişletiyorsunuz. Tekrar onu kontrol ediyoruz. Onun kendi yaptığı çizikler olabiliyor. Yanlışlıkla daha ağır çizikler yapabiliyor. Bunları da aldıktan sonra bir üst kademe 3000 zımparaya geçiyoruz. Biraz daha genişletiyoruz. 1 santim, 1,5 santim kadar. En sonunda seryum oksiti uygulayıp işlemi bitiriyoruz. Video çok detaylı bir video değil. Sadece göstermek amaçlı ben size yayınlayacağım. İleride daha bu zımpara teknikleriyle alakalı videolar da çekeceğim inşallah. Görüşmek üzere. Hadi videoya geçelim. Öncelikle çiziğin olduğu yere odaklıyoruz. Şimdi burası az çizik olduğundan dolayı 1000 zımparayla gireceğiz. Arkadaşlar 1000 zımparayla giriyoruz. Çiziği oldu abi. Üst şeye geçelim mi? Geçelim. Üst kademe.
Zaten en iyi şey yangın da oradan çıktı zaten. Kamera bakar mısın? Ya bekliyor öyle. Tamam, bir dakika bakayım. Ne oldu? Cam nerede Osman? Tamam. Ben ince göremedim, gözlüğüm de yendi ya. Gözlüğüm de yendi. Ciddi misin abi? Tabii. Her şey mi yendi? Yazandı olan bütün her şey mi yendi? Burayı yeni yaptık, camları boşalttık komple. Aşağı yukarı 370 tane cam çıktı buradan hatalı. Evet. Tamam. Tamamdır abi. Nasıl İsmail abi? Çizik var mı? Yok, çizik yok. Çizik yok. Ne yaptık şimdi? Çiziğin derecesine göre tabii. 1000'den başladık. Çok derindeyse 1000, 2000, 3000. Tamam. Sonra da seryum oksit devirler. En fazla 1500'e kadar çıkıyoruz. Çok çıkmıyoruz. Kurutmamak amaçlı çok kolay bir şekilde çizik alınıyor.